Şimdi Ankara'dan yeniden döndük İstanbul'a. Saatler 16.58'i gösteriyor İstanbul'da ve Türkiye'nin tamamında sandıklar kapandı, kapanacak. Ahmet Nazif Vural'a dönelim hemen. Ahmet Nazif, sen şu anda neredesin? Nedir son durum? Lütfen hızlıca paylaş bizimle. Banuel, bizler şu an Zeytinburnu'ndayız ve artık size bahsederiz. Sandıklar kapandı, kapanacak. Yaklaşık artık bir buçuk dakikalık bir süre kaldı. Son olarak hemen sınıflara doğru bakalım. Kameraman arkadaşım Özkan Şafak'la tabii ki buradaki bazı sınıflarda ve sandıklarda şu an oy sayımı yavaş yavaş başlayacak. 17 itibariyle sandıkların bazılarının kapandığını söyleyebiliriz. Bununla beraber tabii ki hala burada da o seçim havası, seçim paniği yine var. Bununla beraber o son olarak oy verecek olanlar da yine geldiler, oylarını verdiler. Az önce bakalım, hatta şu an görüyorsunuz artık toplanıyor ve imzalar sayılıyor şu an buradaki yine sayıcılar tarafından. Az sonra burada yine dediğimiz gibi oy sayım başladıktan hemen sonra ve şu an eğer benim saatim yanlış değilse şu an saat tam olarak 17'ye gelmiş durumda ve an itibariyle de artık sandıkların kapandığını söyleyebiliriz. Eğer benim saatim benim yanlış yanıltmıyorsa diyelim, evet, gördüğünüz gibi şu an bir sınıfta da oy pusulaları toplanıyor. Sandıklar kapandı. İstanbullular ve tüm Türkiye'de yaklaşık 60 milyondan fazla seçmenin katıldığı, 61 milyon seçmenin katıldığı bu seçim 2019'dan bu yana 5 yıl sonra tekrarlandı ve mahalli yerel yöneticiler seçimi bu sene içinde şu anlık son buldu diyelim. Seçim için oy verme işlemleri Türkiye'nin her şehrinde, her ilçesinde, her kentinde, her köyünde, kasabasında diyebileceğimiz noktada son buldu. İstanbul'da da aynı şekilde çok aslında yoğun da geçen bir seçimdi. İstanbul için özellikle bunu söyleyebiliriz. 11 milyonun katıldığı bir seçim ve bununla beraber biz birçok farklı okuldaydık. Her okulda da yoğunluk vardı. Sokaklarda da yine o yoğunluk devam ediyordu. Gördüğünüz gibi işte artık şu an itibariyle sandıklar kapandı. Birazdan yine aynı şekilde burada oy sayımları başlayacak. Müşahitler gelmesiyle birlikte burada oy sayımları yine yapılacak ve partiler de yine burada oy sayımlarına eşlik edecek diyelim. Evet, oy sayımları başlayacak dedik. Sandıklar kapandı dedik. Artık son oylar verildi. Saat 17'yi de geçti. Artık yakın süreçte biz de o oyun sonuçlanmasını bekliyoruz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.